Bu kadar cöç kalmaması lazım. Paşına bir üç mü cıldı acaba? Ya ben de merak etmeye başladım. Başına bir şey gelmiş olmasın? Dinle oğlum. Bu iş bildiğin gibi değil. Bu cinayetin altında çok şeyler gizli. Bunun anahtarı da yalnız sende. Bize Leyla ve etrafındakiler hakkında bilgi verirsen cinayeti daha kolay çözeriz. Ama konuşmamakta ısrar edersen seni hiç kimse kurtaramaz. Kurtulmak istemiyorum zaten. Onu ben öldürdüm. Şimdi değil, çok eskiden öldürdüm ben onu. Bu hale düşmesine de ben sebep oldum. Hepsinin, her şeyin suçlusu benim. Böyle konuşmakta devam edersen mahkum ederler seni. Etsinler, umurumda değil. İdam cezası verirler. Versinler! O öldükten sonra yaşamışım, ölmüşüm ne fark eder? Benim için idam cezası yaşamaktan çok daha hayır. Sanığın buraya geldiği günden beri öldürülen kadınla devamlı ilişkisi tespit edilmiştir. Hatta bir gün onun yüzünden kavga çıkarmış, arkadaşlarıyla birlikte gazinoyu birbirine katmıştır. Aynı kadını buradan kaçırmak için hazırlık yaptığı da tahkikat sonunda anlaşılmıştır. Görüldüğü gibi sanığın devamlı ısrarlarına hayır diyen kadını sanık öldürmek zorunda kalmıştır. Cesetle beraber bulunmuş, cesedin sırtındaki bıçakta sanığın parmak izleri gayet sarih bir şekilde tespit edilmiştir. Kemal katil olacak adam değildir. Bu işte muhakkak bir dalavere var. O cinayet işlemekten çekinmeyecek bir adamdır. Hatta Leyla bana ondan çok korktuğunu söyledi. Eğer yüz vermezsem beni öldürür diyordu. Yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Onu çındımdan iyi tanırım. Cinayet işleyecek adam değildir. Bu adamla ahbaplık etmemesini Leyla'ya defalarca söyledim. Dinlemedi ve sonu bu oldu. O gece Kemal çok sinirliydi. Sonra Leyla'nın odasına girdiğini gördüm. Sabahleyin de cinayet haberini aldık. Sanık Kemal Tayfun, bunlara bir diyeceğiniz var mı? İtiraf ediyorum. Onu ben öldürdüm. Niçin diye sorarsanız, zevk için öldürdüm. Öldürmek için öldürdüm. Bana vereceğiniz ceza en aşağıdan idam olmalı. Boşuna konuşuyorsun. Biz bu işi senin yapmadığını senden daha iyi biliyoruz. Neden savunmuyorsun kendini? Böylesi daha iyi. Yaşamak ölmekten daha zor benim için. Yahu delime de çöksün bizi. Zaten içimiz yanıyor. Bir de sen böyle konuşursan bir şeyler de, akıl ver bize de bir çaresine bakalım. Bu işin çaresi öldü artık. Aklıma geldikçe delireceğim geliyor. Zavallı Emel. Ne düştüğü durumu, ne de ölümü hak edecek bir kötülük yapmıştı hayatında. Namuslu bir kızdı. Her genç kız gibi evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyordu. Benden başka kimsesi tutunacak dalı yoktu. Bütün benliğini, her şeyini verdiği, çok güvendiği ben bir şişe rakı için sefalete, pavyonlara düşmesine sebep oldum onun. Sonra da bir gecelik aşk için ölümünü hazırladım. Vicdanımda bu suçlar, içimde bu acılar varken yaşayabilir miyim sanıyorsunuz? Gidin, bırakın beni. Sizin de içinizi yakmaya hakkım yok. Beni hiç tanımamış, görmemiş olun. Çünkü benden hayır yok artık.